Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki Test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki ABC'de paralel kenarın C köşesi B'ye doğrusu boyunca katlandığında şekil 2 oluşuyor. Hop şekil 2 oluşuyorsa o zaman öncelikle ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz şekli. Evet. Ve üstü teminan kenarlar birbirine eşit, üstü teminan açılar birbirine eşitti. Kenarlarla ilgili herhalde bir işim yok ekstra bir eşitlik verilmemiş gibi Hocam bu açılar birbirine eşit olacak. Aa, 30 A 30 sa bunlar kaç yapacak? 75 75 yapacak. Sonra hocam burada açılar da birbirine eşit olacak. Ee, hocam şu açıyla da, Şu açı birbirine eşit olacak mı olacak? Şimdi 75'i kullanalım. Bu arada B ile AD birbirine eşitmiş. He. Şu parça ile şu parça birbirine eşit. X kenar yamuk. Arkadaşlar burada bir 75'i bulduk ya Z'den dolayı. Burada da tamamı 75 çıkıyor mu? Çıkıyor. E burası 75 ise 75 ise X kenarlıktan burası da 75. Bitti. Soru bitti gibi. Soru bitti gibi. Çünkü 75 ise burası da 75 yaptı mı gençler? Yaptı. Çünkü karşılıklı açılar birbirine eşitti paraya kenarda. 75, 75, 150. Buraya 30 kaldı. E o zaman burası da 30. Hocam bunun tamamı bakın şuraya kadar kısmı 75'ti. E o zaman 30 artı x eşittir 75 ise x'i de buradan kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani cevabımız akçay çıktı arkadaşlar. ABC'de bir paraya kenar olarak verilmiş. 4 ve 12 alanları verilmiş. Hmm, ne yapacağız? Alanla ilgili bir şey var. Hocam bak şurası 4 verilmiş. Burası 12 verilmiş. Burası boşta kalmış. Şu garip A diyecek olursak. Hocam bakın dikkat edin. Şu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Değil mi? Paraya kenardı zaten. Şu çok önemli arkadaşlar. Şöyle köşe gençliğinde yarısı yarısı. Bir de paraya kenarda arkadaşlar. ABC'de paraya kenarın alanı nedir diye soruluyor bize. Paraya kenarda bir de şu da önemli aslında. Bu bizim 5 yıldızlı alan. Sorularda takıldığın zaman buna bakın. Bu var mı? Bu da tüm alanın yarısıdır. Aa hocam var mı öyle bir şey? Var tabii ki bak. Bu da tüm alanın yarısıdır. Buraya B dersem paraya kenar alanın yarısı. Hem A artı B'ye eşit. Hem de yarısı A artı 4 artı 12'ye eşit olduğundan alanına ne oldu? B alanını kaç bulduk arkadaşlar? 16 bulduk. Panay kenarının alanı nedir diye soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada yapacağız. işte. 4, 16 bulduk ya artık alan dağıtımı yapacağız. Hocam 4 bölü 16 bir kelebek var değil mi burada arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman bir kelebek var. Kelebekteki oran 4 bölü 16 alanlar olarak. 4 bölü 16 yani 1 bölü 4. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşitse. Alanlar oranın kare de benzerlik oranına eşittir. Yani bunun kare 1 bölü 2 olduğundan dolayı. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 1'e 2 oran olacak. Yani burası A iken burası 2A. Hatta 2 A'yken burası da 2 A olacağından buraya daha kaldı. A'da kalan 12 ise A'da kalan 12 olacağından dolayı A alanına kaç kaldı? 8. E hocam bitti olay. 12 burası 12 burası 24. Yani şurası 24 yaptı. E o zaman burası da 24 24, 24, 48 yapar. Yani tüm alan kaç yaptı? 48 yaptı. Cevap akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre dx kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyebilirim. Açı ortaylar dik kestiği için buraya direkt açı ortay diyebilirim. Cevap buradan çıkabilir. Z'den dolayı çizgi açısı yapar. 10 karşısı da 10'dur. Hocam x kenar çıktı. Burası da 10. X'e direkt 3 kaldı diyebilirsiniz. Birinci yolumuz bu olsun. İkinci yol peki. Hocam açı ortayların dik kesmesi tabii ki önemli. E, bir açı ortay 90 ise bu da açı ortay diyebiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ama ikinci bir yolda şu. Hocam bu açı ortay aynı zamanda yükseklik. Yani yüksekliğe ayrı bir göze bakıyorduk. Aa hocam hem yükseklik hem açı ortay. Bize x kenar geldi. Yüksekliğin kollarını da şöyle x kenara tamamlayalım şunu. Tamamladık, tamamlayacak olursak burası 13 ise burası da 13 olacaktır. O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Hocam bu x kenar değil mi? Taban açılarda birbirine eşit mi? Eşit. Alfaysa burası da alfa mıdır? Evet. E hocam şunlar birbirine paralel olduğundan burası da alfadır. A alfa alfa ikizkenar kenar. Yani x direkt kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Bu da ikinci yolumuz olsun. Cevap Balıkesir oldu. ABCD paralelkenarın içerisine şekildeki biçimde iki düzgün altıgen çiziliyor ve bunların arasında kalan bölge boyanıyor. Boyalı bölgenin alanları toplamı 108 kök 3 olduğuna göre çevreleri toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu boyalı bölgelerin çevreleri toplamı isteniyor. Arkadaşlar düzgün altıgen şuraya bir A diyeyim mi? A diyeyim. Bu da ortak kenar bakın. Aynı kenar ortak A. Buraya da A diyelim. Ee, ne yapacağız burada arkadaşlar? Ben şimdi boyalı bölgelerin alanları toplamından bahsetmiş boyalı bölgelerin alanını bulurken. Ya arkadaşlar aslında şöyle yapabiliriz. Hocam düzgün altıgen e, düzgün altıgenin dış açısı dış açısı bak eşkenar üçgen oluşturabiliriz bak şunu uzatıp eşkenar üçgen şunu uzatıp buraya geldiğini eşkenar üçgen sonra burada bir büyük bir eşkenar üçgen oluştu buradan alan dağıtımı yapabilirsiniz birincisi bu a ben dikkatimi şu çekti ya bu bir kenara a olan düzgün altıgen değil mi arkadaşlar evet e burada dış açısı 60 ya. Ya bir de ben böyle bir 60 derece çizecek olursam. Hocam şöyle bir düzgün altıgenin yarısı olmadı mı burası? Oldu değil mi? Aynı kenarlı düzgün altıgenin yarısı. Bak bu da aynı kenarlı düzgün altıgenin yarısı. E aynı şeyi burada da yapacak olursam. Hop şuradan da şöyle şuna paralel çizecek olursam. Düzgün altıgenin yarısı çıktı mı çıktı. E ben buradan gidebilirim o zaman. Çevreleri toplamı isteniyor. Arkadaşlar şu yarısına A dersem. Hocam düzgün altıgenin yarısı A ya. Şunu şöyle çizersem bak bu da yarısı A bu da yarısı A. Yani burası 2A. Hocam burası da A burası da A burası da 2A deyip alan dağıtımından gidebilirim. Alan dağıtımından gittik toplamda. Şimdi e, boyalı bölgelerin alanları toplamı 2. 4A'yı kaç vermiş? 108 köküç vermiş. A buradan kaç yapıyor? 27 köküç yapıyor. Hocam A'nın 27 köküç olmasından dolayı şurada küçük A'yı bulur muyuz? Buluruz. Çünkü 2A kaç yaptı? 54 köküç yaptı. Hocam 2A 54 3 ise 54 köküç 2A'ya eşitse 6 kendi alanı değil mi? 6 tane A kare köküç bölü 4 54 köküçe eşitlenmiş. Köküçler gitti buradan. 6 ile 54 sadeleşti. 9 4 9 36 A kare 36 geldi. Ve A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Madem A 6 gel burada yer ne yaz. Hocam 6. Hocam 6. 6. Ee, burası da 6. E o zaman boyalı bölgenin çe çevresi isteniyor gerçi. Hocam 6. Burası e, bir kenar dikkat değil mi? Çünkü yarım altıgen bu. Esimetrik ekseni bu. E o zaman burası kaç yapacak? 12. Hocam 6. 12. 6. 6. 6. E bu çevreyle. Bu çevre aynı değil mi? Yaz istersen 6. 6. 12. 6. 12. 6 şeklinde. Şunun çevresini bul bakayım. 1. 2. 3. 4. 6. 24. 2 tane de 12. 24 48 yaptı. Bunun çevresi 48. Bunun da çevresi 48. Tüm çevre kaç yapıyor o zaman arkadaşlar topladığımız zaman? 96 yapıyor. Yani cevap C han oldu. Şekil 1'deki kısa kenarı 8 birim. Uzun kenarı 13 birim olan. Evet kısa kenarı 8 birim. Şöyle 8 birim göstereyim. Uzun kenarı da 13 birim olan. ABC'de paraya kenar biçimindeki kağıt uzun kenarlarının orta noktaları. Evet Orta noktaları arkadaşlar şu orta noktası olacak şekilde şöyle bir katlama yaşanmış. Ben bu katlamayı normalde açacağım da şöyle. Bu katlamayı açınca şey oluyor. Ne oluyor? Sıkıntı olacak gibi. Bu sefer böyle katlamayı şekil üzerinde göstereyim isterseniz. Katlandığında şöyle bir şekilde karşılaşmışız arkadaşlar. Şöyle bir şekilde karşılaştık. Eyvallah. Şu çizgi ha. Katlamada şöyle bir şekilde karşılaştık arkadaşlar. Bunu da gösterdik böyle. Tamam. Şimdi yukarıdaki buraya geldi. Arkadaşlar katlamada şu ee, Bununla bu birbirine eşit değil mi? Bu buraya mı geldi? Aynen öyle. Bu katlama yapılırken ne oldu arkadaşlar? Bu nokta hop buraya geldi. Şöyle buraya gelmiş oldu. Yani aslında buna doğru bir simetriğini aldık. Yani şu doğruya doğru simetriğini almış olduk. Simetriğini aldığımız için burası 90 derece mi? Evet. Bu katlamada böyle üst üste bindiği için şu kenarla da şu kenar paralel olduğundan dolayı e, burası da ne oldu arkadaşlar? Paralel. O zaman 90 ise burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Hocam burası 13 verilmişti. Tamam. Şurası zaten 13. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta muhteşem şu sağlanıyor ama gerek yok. Başka ne verilmişti bizde? 8 verilmişti burası. Bu 8'i de kullanacağız biz arkadaşlar. Peki başka okuyalım bakalım. Orta noktaları boyunca katlandığında şekil 2'deki yamuk elde ediliyor. Buna göre diyor soruyu devamını okuyalım. ABC'de para erkenin alanı 96 birim kareymiş. Bak sıkıştığımız zaman hemen soruyu okuyoruz. Alanı 96'ymış. Arkadaşlar bu Büyük paraykenlerin yüksekliği yapmadı mı? Evet. 8 çarpı H eşittir 96 ise H buradan kaç çıkar arkadaşlar? 12 mi çıkar? Evet. H'ı buradan 12 bulduk. 12-13 ne üçgeni? 5-12-13 üçgeninden burası 5 oldu. E hocam yukarısı 8'di Aşağı attığın zaman burası da 8 olacak. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Hatta burası da ne oldu arkadaşlar? 5 yaptı. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden ee, şekil 2'deki yağmur alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar şekil 2'deki şurayı kaç bulduk? 5. Zaten burada uzunluk 8 birim. Şuradaki uzunluk da zaten 8 birim. Ee, bu yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliği bulmaya çalışacağız. Hocam bu yükseklik e zaten arkadaşlar şu büyük yüksekliği bulmuştuk. 12 bulmuştuk. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Yani şu paralel doğrular arasındaki yükseklik alt değil mi arkadaşlar? Evet. Yükseklik burada da 6'yı yazacak olursak o zaman alt tabanda çıktı üst tabanda çıktı. Alt taban nedir? 13. 13 artı üst taban 8 çarp yükseklik bölü 2 bize alanı verir. Buradan ne geldi arkadaşlar? 3 21 çarpı 3'ten 63 mü geldi? Evet cevabımız böylelikle 63 yaptı. Yani cevap denizli oldu gençler. Şekil 1'deki ABC'de paralel kenarın C köşesi BD doğrusu boyunca katlanınca şöyle bir şey olmuş. AD ile C üssü B birbirine paralel verilmiş. Bak AD ile C üstü B birbirine paralel verilmiş. Ve AD uzunluğu da 4 birim verilmiş. AD uzunluğu 4 ve burası da 8 olarak verilmiş. Eyvallah. DB uzunluğu da 8. Şimdi ben bir katlamayı geri açayım arkadaşlar. Şu katlamayı geri açacak olursam. Aa hocam. Şu B noktasından şu paraya kenar değil miydi arkadaşlar bu? Evet. Paraya kenardı. Eee o zaman şununla şu zaten paraleldi. Buradaki noktadan çizilen paralel. Buradaki noktadan çizilen paralel. Şuna çizilen paralel. O zamanlar doğrusal mı oldu arkadaşlar? Evet doğrusal oldu. E ee, o zaman doğrusal olduysa işimiz kolaylaştı. Şurada bir paralellikten dolayı kelebek melebek bir şeyler de var. Bakalım. Buna göre diyor mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Gençler dörtgen burası dört değil mi? Evet katladığımda bu buraya gelmiş. Bunla, bu aynı noktadan paralel çizmişim. Aynı noktadan paralel çizmişim. Demek ki doğrusal olduğunu söyledim. e Katladığımda şurası da dört oldu mu arkadaşlar? Oldu. e Katladığımızda da oldu arkadaşlar. Üst üste binen kenarlar birbirine eşitken üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit olacak. A 90 çıktı. E bizden ne isteniyor? Mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor. Bitti gitti ya. 4 çarpı 8 bölü 2. Biz bulmuşuz zaten. Şurayı 90 derece bulduk ya. Burası da 4. E burası da 8. 4 çarpı 8 bölü 2 bize 32 bölü 2'den cevap kaç yapacaktır? 16 yapacaktır. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. ABC'de bir paralel kenar ve burada bir oran verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. EF uzunluğu K iken AD uzunluğu 3K verilmiş. Tamam. Hocam 1'e 3 oran var. O zaman burada da 1 bölü 3 oran olacak. A ise tamamı 3 e A olduğundan buraya ne kaldı? 2 A kaldı. Eyvallah. Burası B iken de burası da 2 B değil midir? Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? ABF artı DC alanı nedir diye isteniyor. Renkli bölgelerin alanları toplamı. Arkadaşlar oranlama var. Alan dağıtacağız. Dağıtalım o zaman. E ben şöyle bir şey yapayım. A'da kalan 9 ise 2 A'da kalan nedir arkadaşlar? Üçgen oluşturdum şurada. E, üçgen oluşturmayı alan dağıtmada yapıyorduk biliyorsunuz. Burası direkt 18 yaptı. E, B'den 2 B'ye de alan dağıtacak olursak B'de kalan 27 ise 2 B'de kalan da 54 mi yaptı? Aynen öyle. Bizim paraya kenarda şu çok önemli değil miydi? Bu tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Tabi bu bizim eleman şöyle olursa da yarısı olmuyor mu? Oluyor. Bakın şuradaki alan tüm alanın yarısı oldu arkadaşlar. Madem bu tüm alanın yarısı. Şuraya x alanı buraya y alan diyecek olursam. Paraya kenar alanın yarısı 54. Aynı zamanda x artı 18 artı y de x artı 18 artı y de yarısı yapar. Bu yarısı ya geri kalanlar da yarısı yapar. Ya da hocam paraya kenarının burası yarısı 54 ise tüm alan işte 108 yap dersiniz. Hepsini toplarsınız 108 eşitlersiniz. Ben direkt bu yarısıysa geri kalan da yarısıdır dedim oradan yaptım. Buradan da x artı y kaç çıktı arkadaşlar? 54 eksi 18 oldu. Dolayısıyla x artı y'yi de buradan kaç bulduk? 36 bulduk. Cevap Cihan oldu arkadaşlar. ABC'de bir parayakalar AC köşegen olarak verilmiş. AE ile EC birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar tam burası orta nokta. E burada 90 derece var. 90'a ait bir dik üçgen oluşturmak lazım. Bu arada diğer köşegeni çizersem tam buradan geçmek zorunda arkadaşlar. Sebep? Köşegenler birbirini ortaladığı için arkadaşlar. Hatta burası da eşit. Burası da eşit olmak zorunda mı? Zorunda. Köşegenler birbirini ortaladığı için arkadaşlar tam E'den geçti. Peki Hüseyin Bey uzunluğunu 6 vermiş. D aşı 4 vermiş. X deni. A. 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitse muhteşem şuradan burası da eşit oldu mu? Oldu. Yani burası da X burası da X mi kardeşim? Evet. O zaman olay bitti gençler. Yani 2x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi deyip 4x kare eşittir 52 bulup e, buradan x kare eşittir 13 gelirse x'i de buradan kaç buluruz? Kök 13 diye buluruz. Yani cevabımız denizli oldu. ABC'de bir paralel kenar. Evet. Açı ortay verilmiş. 90 verilmiş. E, yamukta açı ortaylar dik ve ortaban üzerinde kesmiyor muydu arkadaşlar? Bakın aslına bakacak olursanız bu bir yamuk. E, yamukta ne olacak arkadaşlar? Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesecek. O zaman bu açı ortay dik kesmişse bu da açı ortay olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Hem yamukta hem paraya kadar da bu bilgi önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu arada şurası 21 ise burası da 21 mi? Evet. Hocam yamukta açı ortaylar dik kesiyor ve orta taban üzerinde. Ama 90 içinden geçecek değil mi böyle? Şöyle bir paralel çizecek olursak. Şu paralelleri çizecek olursak. Bu orta taban çizgisi olmak zorunda. Aa, hatta 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem işte oldu mu arkadaşlar burada oldu. Ee, burası ne oldu arkadaşlar? Şurası x bölü 2 burası da x bölü 2 burası da x bölü 2 oldu. E ee, x bölü 2 uzunluğu neye eşit arkadaşlar? x bölü 2. Hocam şu x'in toplamının yarısını eşit değil mi? Yani 9 artı 21 bölü 2'ye eşit. O zaman x kaç çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. Cevap akçay oldu ama farklı bir yolla daha yapayım isterseniz. Bazılarınız hala daha çortayların dik ortalamanın üzerinde geçmesini tam anlamıyla kullanamıyoruz maalesef farklı bir yolla da yapmaya çalışayım. Yapmaya çalışayım. İnşallah çıkar. Arkadaşlar burada dikkatimi çeken şey var. Hocam hem açı ortay hem yükseklik. Ne geldi aklımıza? Hocam ikiz kenar. O zaman ikiz kenar oluşturacağız. Şöyle şöyle. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturacağız. Hocam ikiz kenar oluşturalım şöyle. Hoppala cuppala diyelim arkadaşlar. E burası x'e, burası da x mi? X. Hocam burası 21 ise şuraya bir 21 yazalım. Sonra şunlar da birbirine eşit mi? eşit değil mi? Çünkü x kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Aa hocam şurada bir ne çıktı? Kelebek. Kelebekteki oran birebir mi? Aynen öyle. O zaman burası 21 ise burası da 21 mi olacak? Kelebekteki oran birebir olduğundan dolayı arkadaşlar. 21 ise 21. E burası da x de x kaça eşit oldu? 30'a eşit oldu. Cevap akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre ABC'de paraya alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Hocam açı ortaylar dik ve ort taban üzerinde kesir. Vallahi bir işimize yaramıyor. 5 5. Hadi bu bunu işlemişten dolayı burası da 5 olsun. Başka bir işimize yarıyor mu arkadaşlar? Yaramıyor. O zaman farklı bir şey düşüneceğiz. Burada açı ortayın farklı bir özelliği var mı diye bakacağız. Bakın ne olmuş burada? Açı ortay kola dik çizilmiş. Tam buranın dik kestiğini de biliyoruz bu arada. Açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim. Kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Yani 4 ise 4'tür. Hatta şu da şu parça birbirine eşit midir? Evet. E hocam burada da açıortay ortay kola dik çizilmiş. E o zaman diğer kola da biz bir dik çizelim arkadaşlar. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. 4 ise 4'tür. Hocam şu parçayla da şu parça birbirine eşit midir? Evet. A hocam bak 90'dan 90 çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Bir de AE büyüktür ED demiş. Hocam AE ED'den daha büyükse o zaman bu kenar bu kenardan daha büyüktür. Bakmamızın bir köşesi de bulunsun. Hocam şuraya bir x diyelim. Buraya da bir 10 eksi x diyelim. Öklit bağıntısı. 4'ün karesi eşittir x çarpı 10 eksi x yapacak olursak valla çarpanları ayırmayı kullanacak olursak arkadaşlar yapabiliriz kullanalım buradan ne geldi 16 eşittir 10 x eksi x kare hocam burada hepsini sol tarafa atınca x kare eksi 10 x eksi 16 mı geldi arkadaşlar evet bu 8'e 2 mi geliyor yok 10 yapması için 8'e 2 evet bu 16 x kare bir saniye Artı 16 bu. Heh. Şimdi eksi 8 e eksi 2 yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. Çarpımları bu. Toplamları da bu. A buradan ne geldi arkadaşlar? Buradan e, x eksi 8 çarpı x eksi 2 geldi ya. Bu eşittir 0 ya. Bu eşi 0 dersem x eşittir 8 geldi. Bu eşi 0 ise x eşittir ne geldi? 2 geldi. E hocam 2 değer çıktı. x yerine 2 de yazabilirim. 2 yazdığım zaman burası 8 olur. Bunda sıkıntı olmaz. Ama x yerine 8 yazarsam o zaman burası 2 olur. Ama şu kenar şu kenardan daha büyük olduğundan dolayı bu kenarın da bu kenardan daha büyük olması lazım. Ya da şöyle diyelim arkadaşlar. Şuraya alfa buraya beta diyelim. Ee, bu AE. AE'yi gören nedir? Beta. Beta büyüktür alfa ya. O zaman beta büyüktür alfa ise betanın karşısındaki bu kenar alfanın karşısındaki bu kenardan büyük olmak zorunda. 2'ye 4'te sağlıyor. Çünkü 2 4 2 kök 5 4 8 4 kök 5 ama Buraya 8 dersek arkadaşlar 8 buraya 2 dersem 4 8 4 kök 5 oluyor. Burası da 2 kök 5 oluyor sağlamıyor. Demek ki hangisi sağladı arkadaşlar. 2 sağladı. O zaman 2 sağladıysa burası 2 iken burası 8 oldu. Aynı zamanda burası da 8 mi? Şunlar birbirine eşitti. Evet. E taban belli mi? Belli. 12. Yükseklik belli mi? Belli. 8. Alanı isteniliyor bizden. 12 çarpı 8'den kaç çıkar? Cevap 96 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu.